Ana, canımın geldi. Yani, 7.30'a ya aldı randevuya girdik. Hangi program sence? Diyorum onları tanımayan yok yani. Hadi canım randevu defteri çok doluydu. Anca 1.5 ayda bize yani başlamışız. 2 ay olmuş daha gün verdi. Yeni gün verdi. Tabii canım onlar çok meşhurlar. Süperler, süperler vallahi harikasınız. İyi ki buradasınız canım. Siz de öyle. Bayılıyoruz size gerçekten. Severek izliyoruz programlarınızı. Şimdi güzellik ve sağlık konuşacağız hanımlar. Efendim operatör doktor Berfu Papuççu geliyor estetik ve plastik çevre. Hastanız varmış Berfu Hanım. Canım benim. Öyleymiş. Evet her zaman. Evet diyorum. Hastanız var. Estetik ameliyat. Evet. Tamam tamam onu anladım da ne ameliyat? Estetik ameliyat. Tabii ki. Evet özel. Özel. Anladım. Bu arada mesela en çok yaza yaklaşırken hangi ameliyatlar daha çok popüler? Şu anda en çok vücut şekillendirme ameliyatları popüler, zayıflama ameliyatları popüler. Çünkü yazın da geldiğinde üstümüzdeki kıyafetlerimiz incelecek, vücut hatlarımız daha çok belli olacak diye en çok bunlar popüler ve talep görmektedirler. Hangi yöntemler uygulanıyor bunlar için? Artık son jenerasyon teknolojinin de yardımıyla son jenerasyon lazer cihazlarından faydalanıyoruz. Klasik liposuction yerine lazer liposuction adı verilen metotları tercih ediyoruz. Yani klasik liposuction'da yıllardan beri herkesin söylediği ya düzensizlik kalırsa ya herhangi bir şey olursa sonuçta daha güzel olayım onu derken. Onu şey diye diyorum biraz kilo aldığınız zaman böyle çukur çukur evet, dalgalı bir görünüm meydana geliyor diye. Zaten her zaman bir sorun çıktığında teknoloji onun üzerine gelişir, onun üzerine gider ve onun için çözümler üretmeye çalışır. Son yıllarda da en sık kullandığımız bu amaçla lazer liposuction sistemi oluyor. Lazer liposuction'dan sonra nelere dikkat ediyor mesela kişi? Aslında bu onun için bir dönüm noktası gibi kabul edilebilir. Zaten dirençli bir probleminden kurtulduktan sonra spor, beslenme gibi ek çözümler veya vücut bakımları gibi ek çözümlerle bunu işlemin kalıcılığını da sağlamış olabiliyor. Peki hani belli şeylere dikkat etmezse yemesine içmesine abur cubura falan ağırlık verirse tekrar eski görüntüden daha mı kötü bir görüntü olmuş olacak? Aslında bu göreceli işlem yaptığımız bölgedeki düzelme kalıcı. Kalıcı olduğu için kişi yeniden kilo aldığında diğer bölgelerde şekil bozukluğu meydana geldiği için göreceli olarak daha şekil bozukluğu varmış gibi geliyor kişiye. Çünkü insanoğlunun erişkinlikten sonra vücuttaki yağ hücrelerinin kütlesi belirgindir. Yani artık sayısı eşittir. Bir daha değişmez. Sadece kilo alıp vermeyle bu yağ hücrelerinin çapı büyür veya küçülürler. Siz bir yere işlem yaptıktan sonra kalıcı bir değişiklik oluşturduktan sonra diğer bölgelerdeki değişiklikler göreceli olmuş kabul ediliyor. Peki Türkiye'de bir de en çok burun estetikleri de evet. Popüler değil mi? Onun içinde neler gerekiyor? Hani kriter olarak geldiği zaman hasta nelere dikkat ediyorsunuz? Burun estetiğinde de aslında hastalar en çok bunu talep etmişler ve çok doğru da bir talep olarak düşünüyorum. Artık doğal görünüm. Burnun sadece kozmetik bir organ gibi değil, hem fonksiyonu olan, nefes alma fonksiyonları ön planda olan, hem de görünüm açısından tabii ki kabul edilebilir bir görünüme sahip olan bir organ gibi kabul etmek ve buna göre yaklaşmak lazım. Siz zaten burundaki deformiteyi tanımladığınız zaman aslında düzelme işlemini de planlamış oluyorsunuz bir noktada. Solunum problemleri de çünkü aynı zamanda burun kıkırdağı dediğimiz septumdaki eğrilik dışındaki eğriliğe neden oluyor. Yani içteki bozukluk dışarıya da yansımış oluyor. Siz eğer bunun baştan tanısını doğru koyar ve doğru bir planlama yaparsanız başarılı bir cerrahi zaten kaçınılmazdır. Ama bazen mesela cerrahi operasyondan sonra hasta memnun olmayabiliyor. Mutlaka. Tekrar tabii ki. Yeniden operasyon geçirme ihtimali bunların var. Bunların planlamayla ilgili daha çok sorunu var diye düşünüyorum. Ancak tabii ki hastayı değerlendirirken en başta yani kişi beklentilerini iyi bilmeli. Kişinin beklentisi kendine uygun bir sonuç olmalı. Yoksa Özlem Yıldız'ın burnu benim gibi, Özlem Yıldız'ın burnu gibi olsun diyemez. Çünkü herkesin kendi yüz. Tabii ki diyorlar. Bir de öyle bir gerçek var. Ama mesela şimdi baktığım zaman yeni teknolojiyle birlikte yüzünün anatomik yapısı, evet, tasarım işte kaş oranları, göz, değil mi? Onun ölçümleri de alınıyor galiba. Tabii ki. Ona artık rinoplasti yani sadece burun estetiği olarak ele almıyoruz. Profiloplasti diyoruz buna. Nedir bu? Dijital ortamda tasarım yapmak. Kişinin göz, alın, çene ölçüleri, elmacık kemiklerinin ölçülerinin hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerekiyor. Peki hastanın da o anda nasıl istediğini, ne istediğini de ortak bir sonucu mu çıkıyor ortaya? Ortak bir sonuç çıkıyor. Aslında ameliyatla olabileceği hastaya sunduğunuz zaman onun beklentisiyle örtüşüyor mu? Ve örtüşüyorsa bu gerçekçi bir sonuçtur.
cerrah mutlu olur, hasta mutlu olur diye, o zaman ameliyatınızı planlayabiliyorsunuz. Hı. Ama bu tasarımla eğer örtüşmüyorsa o zaman bir oturup düşünmek lazım. Hasta ben ne istiyorum diye düşünmeli ve cerrah da hastasının beklentilerinin ne kadar gerçekçi olduğunu tartmalı yani diye düşünüyorum. Hani kişi olmayacak bir şeyin beklentisi aynen içerisindeyse, ki bu da yap boz gibi saçın rengini değiştirir gibi burnunu kolay yaptıramazsın. Bir şey değil, tabii. O yüzden çok doğru bir karar verilmesi lazım. Tut ki istenilen sonuç olmadı. Mesela tekrar bir dahaki ameliyat tabii için ki ne kadar süre gerekiyor? En az 6 ay ama tercihen bence 1 yıl beklenmeli. Çünkü burun da değişken bir organdır. 1 yıl kadar beklenmeli. 1 yıl kadar beklendikten sonra deformiteler tam anlamıyla ortaya çıkacaktır. Erken dönemde yapılan aceleyle, telaşla, üzüntüyle yapılan operasyonlar daha sonra çıkacak deformiteyi de örttüğü için bu sefer yine her şey eksik yapılmış olacaktır. Baştan her şeyi hani en iyi şekilde planlanmış bir cerrahla bir araya gelmek, karşılıklı bir güven ilişkisi oluşturmak önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü diğer cerrahilerde hani duymuşsunuzdur, halk arasında da çok duyulmuştur. Kulağından kıkırda kalma, evet, kaburgalarından kıkırda kalma gibi ek doku onarımlarına gitmek zorunda kalıyoruz. O yani tekrarlanan ameliyatlar sonucunda tabii ki, değil mi? Tabii ki tekrarlanan ameliyatlar ve sonucunda. Ve eski natürellikte kazanması daha zorlaşıyor. Çok zor oluyor. O yüzden ilk ameliyatta nokta atışı yapmak her en güzeli o. İlk ameliyatta nokta peki, atışı çok doğru. Peki erken yaşta yapılan estetiklerin de fiziki açıdan ne gibi zararları oluyor? Daha gelişimini tamamlamamış tabii ki gelişimini tamamlamamış bir organa yapacağınız değişiklik sonuçta yani başarılı olmayacaktır. Gelişimiyle birlikte o da değişecektir. Kalıcı bir sonuç size teşkil etmeyecektir. Hı hı. Ama yani size geliyor mu o yaştaki tabii hastalar? Ki talep var ama önemli olan o talebi mantıklı bir şekilde reddetmek ve hastaya doğru olan bilgiyi vermek ve bunu anlatmaktır. Hı. Peki zayıflamada en son teknolojide neler uygulanıyor? Ne teknikler var? Onları örneyelim. Şimdi şöyle ameliyatla ve ameliyatsız yapılan çözümler var. Ameliyatsız yapılan çözümler de son zamanlarda çok teknolojide büyük bir devrim yarattı diyebilirim. Ameliyatsız çözümlerde fokuslanmış yani dışarıdan odaklanmış ultrason dalgalarıyla yağ hücrelerinin eritilme işlemleri yapılıyor. Ve bu eriyen yağ hücrelerini vücut kendiliğinden atıyor. Ama tabii bu da belirli bir miktara kadar. Daha sonra yine lazer lipoliz dediğim sistemde sadece suction yapmadan yani yağ hücrelerini almadan lazerin yarattığı ısı enerjisiyle yağ hücrelerini eriterek vücuda şekillendirme işlemi yapılıyor. Bence bu çok güzel. Daha doğal. Daha doğal. Bu. Evet. Çok güzel. Ben bunu tutuyorum yani. Yaptırdım. En güzel hayır yaptırmadım ama düşünebilirim. Ben hiç estetik yaptırmadım hayatımda. Hiç düşünmediniz mi? Aklınızın ucundan geçmedi. Hiç yaptırmadım hiç. Ne dişim ne burnum ne... Ha dişinizde mi yaptırmadınız? Hayır. Hayır. Artık o sayılmıyor çünkü estetik. Hayır. Değil mi? Hiç. Anneden nasıl doğmuşum öyleyim. Ay çok şaşırdım. Sana yemin ediyorum. Bravo. Hiç sizin. Hiç yaptırmadım. Çünkü artık öyle şeyler sayılmıyor. Öyle botoksmuş, dişmiş falan onları estetikten saymıyor. Yok hiç yaptırmadım. Ama biraz evvel dediğiniz bence çok daha mantıklı. Onu evet birkaç yerde de dinledim. Yani o mantıklı bir şey. En çok popüler mantıklı. Zaten kişiler artık hani estetik denilince böyle artistik sonuçlar istemiyorlar. Doğal süreçte deformitenin iyileşmiş olmasını tercih ediyorlar. Ücretleri çok pahalı mı bunların? Şimdi herkes yaptırmak ister ama evet herkesin bir cebi var yani. Bütçesi var. Her kadın yaptırmak ister. Her şey anlatılıyor ama bütçe konusu asla konuşulmuyor. Evet. Bence bu çok yanlış. Yani aşağı yukarı herkesin yaptırabileceği bir rakamda bu dediğiniz operasyon. Şöyle ki bölgeye ve alana göre aslında herkesin yaptırabileceği bir rakamda. Bunu düşün. Bir de her bütçeye göre bir tedavi planı oluşturulabilir. Hı. Ben onun da hani hastaları hem maddi hem manevi olarak değerlendiriyorum. Hı. Neden? Manevi olarak sonuçtan mutlu olacak mı? İki, maddi olarak bu onu çok sarsacak mı? Etkileyecek mi? Evet. Bunların bütün bu mihenk taşlarını bir araya koyup değerlendirdiğiniz zaman hasta için en mutlu sonucu zaten vermiş olursunuz. Çok güzel işte. Hı. Çok önemli. En doğrusu bu. Hı hı. Mesela en çok hani kadınların tercih ettiği o zayıflama hikayeleri mi daha çok? Şu anda zayıflama hikayeleri en çok tercih edilen ama genel olarak baktığınızda sizin de değindiğiniz gibi en çok burun ameliyatları tercih ediliyor. Hı hı. Ondan sonra liposuction, zayıflama, vücut şekillendirme ve meme cerrahisini sayabilirim. Hı hı. Meme cerrahisi de çok güncel. Şu anda vücut şekillendirme ile eş peki böyle hepsini bir arada yaptıran hastalar kombine da oluyor. O daha ağır değil mi? Çok var. Kombine ameliyatlar. Şiddetli olmuyor mu?
Kombine ameliyatlar yapılıyor ancak orada da yine aslında cerrahın kendine dur demesi ve hastaya da bir noktada hani çok bunu iki partide yapalım demesi gerekebilir. Bunu belirleyen faktörler nelerdir? Kişinin sağlığı. Hani kişi baştan sağlıklıysa ameliyat olmasında herhangi bir sakınca yoksa. İkincisi yapılacak ameliyatın uzunluğu. Bu da belirliyor. Ve sonra yine tabii ki kişinin performansı bu. Şöyle düşünün, estetik cerrahi aslında tıbbın çok değişik bir branşı. Kişi size hasta olmadan geliyor ve siz ameliyat ediyorsunuz, hasta olarak çıkıyor. Evet. Ondan sonra zaten şey başlıyor, değişim süreci başlıyor. Sonuçta mucize değil, hepsi birer ameliyat, iyileşme süreci var ama doğru teknikle doğru hasta buluştuğunda gerçekten çok mutlu sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Doğru söylüyorsunuz, evet. Güzel oluyor tabii. Eğer başarılı olursa çok güzel oluyor. Mesela bu vücutla ilgili hani sıcak su kaynar bir şey döküldüğü zaman yandığı zaman derinizde tekrar tedavi amaçlı estetik amaçlı bir girişimde bulunabiliyor mu? Tabii ki bulunabiliyor. Yani zaten yanık... Yani biraz daha sağlık açısından estetiğe girmiş oluyor konu. Şöyle ki yani estetik cerrahinin aslında plastik cerrahinin %70-80'i rekonstrüksiyon dediğimiz sizin değindiğiniz konudan oluşuyor. Yani yeniden yapılandırma bir kaza ve oluyor. Onarım. Bir işte ne bileyim bir sağlıkla ilgili bir sıkıntı oluyor. Arkasından dediğim bir şey kaza mesela deri yanıyor, yüzü yanıyor. Sonrasında tekrar ya da doğuştan olmuş oluyor. Ve biliyor musunuz ki bütün estetik cerrahilerin kaynağı aslında rekonstrüktif cerrahidir. Yani meme kanseri ameliyatlarından sonra yapılan rekonstrüksiyonlarla meme estetik cerrahileri gelişmiş. Yine botoksa değindiniz. Botoks çaşılık tedavisinde kullanılırken kozmetik yararları fark edilerek kozmetiğe dönmüş bir ilaçtır. Şaşılığı mı tedavi ediyormuş botoks? Tabii ki. İlk orada blefarospazm ve şaşılık tedavisinde kullanılırken kaslara. Oradan tabii ki kaslara başka yapılan. Başka bir tedavi yöntemi de vardı botoksun. Sonra güzellik şeyine geçiyor. Evet hep öyledir. Onu unuttum. Spastik felçler dediğimiz. Spastik felçlerde kasları açmak için kullanılıyordu. Yine günümüzde çok popüler PRP adı verilen kandan plazma elde edilerek kişinin kendi kök hücre ve faktörleriyle cildin onarılması. Bunlar da daha çok ortopedi ve fizik tedavi alanında kıkırdak onarımı için kullanılan uygulamalardı. Siz kendinize uyguluyor musunuz hiç? Uygulayan buldukça uygulattırıyorum. Ben daha çok kozmetikten çok onarıcı işlemler, işte bu vitamin enjeksiyonları, PRP gibi, kök hücre gibi onaran, tedavi eden işlemlerden yanayım. Kendim adına ve hastalarım adına tabii ki onu tercih ediyorum. Ama çok hızlı bir iyileşme ve iyi görünme istiyorsak tabii ki kozmetik işlemlerle başlamalı ama bunları mutlaka tedavi edici şeylerle devam ettirmeliyiz diye düşünüyorum. Niye öyle evet dedin? Hani estetikle ilgili bir sıkıntı mı vardı? Evet. Bence orada muhabbet bayağı derin değil mi? Derin estetik mi konuşuyorlar, magazin mi konuşuyorlar çözemedim. Peki terleme tedavisinde de botoks kullanıyor değil mi? Evet terleme tedavisinde o de o ne kadar süreli geçerli? Genellikle 6-8 ay kadar etkili ama uyguladığım hastalardan edindiğim tecrübeye göre yılda bir kez tam bahar aylarında yapılması güzel bir yaz dönemi geçirilmesini sağlıyor ve kişiyi rahatlatıyor. Onunla ilgili de çok böyle farklı düşünceler ortaya çıktı. Kimisi ter bezlerine zarar veriyor. Vücut atığı dışarı işte o sıvıyı atamadığı sürece vücuda zararı var falan gibi. Herkes kafadan bir şeyler söyledi. Orada da yapılan dozun önemi var diye düşünüyorum. Siz normal terlemeyi kesecek kadar değil, anormal terlemeyi engelleyecek kadar bir şey uyguladığınızda. Avuç içine de yapılıyormuş galiba. Avuç içine, ayak tabanlarına, alın bölgesine. Ama yine de orada da ben terliyorum hemen gideyim botoks yaptırayım değil de bu terlemenin nedenini bulmak lazım. Çok yakın bir arkadaşım da hemen bu terleme üzerine hadi botoks yapalım falan derken dedim ki her zaman hani tıbbi olarak yakınlarınızı zaten ilk önce ihmal edersiniz. Yok dedim. Normal hasta prosedüründe tahlillerini yapalım dediğimde gizli şeker hastalığı çıktı mesela. Gizli şeker gibi metabolik ve hormonal bazı terleme sorunlar da anormal terlemeye neden olabileceği için hani bunları da tetkik edip gözetip ama hiç ondan sonra gelmez. Yazmak normal lazım. Normal terliyorum diye düşündüm değil mi? Ben de çok hani terlersem eğer şeker hastası mıyım diye düşünmezdim mesela. Ama siz mi yönlendirdiniz tabii hastayı? Tabii ki ben yönlendirmiştim. O zaman onu gencecik bir insanda ama gizli şeker olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra onun tedavisiyle birlikte tabii ki. Onun tedavisiyle birlikte bu işlem yardımcı oluyor. Yani mesela kendi terliyor.
Tabii durup dururken. Hani sıcak anormal gerekmiyor demek terleme. Eforla birlikte çok aşırı derecede bir terleme gibi. Ya anormal bir durumda mutlaka bunun da altının bir hani aydınlatılması gerekiyor. Evet. Onun dışında mesela botoks da çok Türkiye'de sıkça popüler olduğu yakın zamanda. Evet. Çok fazla konuşuldu. Mesela dolgu maddeleri de öyle, kadınların hepsi birbirine benziyor şeklinde falan, ama botoksun da çeşit çeşit maddeleri mi var? Farklı farklı. Farklı ürünler var. Farklı amaçlarla kullanılan ürünler var. FDA dediğimiz bir onay var. O onaya onayı almış ürünler var. Hani bunları tercih etmek doğrudur. Bununla ilgili zaten iki ürün var. Sadece onları tercih ederek uygulatmak doğrudur. Hmm. Ama zaten artık hastalarımız da çok bilinçli. Hani ne uygulanıyor, ne yapılıyor, bunların etiketleri ve takiplerini zaten yapıyorlar. Gayet bilinçliler. Ama onun da mesela daha düşük fiyatlı olup da kaçak ürünlerde kullanıldığı olmuştu galiba haberlerde. Evet, olmuştu. Özellikle o Amerika'da böyle bir durum yaşandı bununla ilgili. Hasta bu ilacın etkisinin süresi geçene kadar yoğun bakımda kalmak zorunda kalmıştı, evet, kasları felç olduğundan. Yani burada işte dediğim gibi güvenilir bir klinik, güvenilir bir doktor veya sonuçlarını gördüğünüz, referans aldığınız bir sonuçlarını şey en önemlisidir. Gördüğünüz kişiye, evet, emanet ediliyor olmak. Telefonumuz var, merhaba. İyi günler. Tayfun Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim, sizi dinliyoruz, buyurun. Öncelikle tüm konuklara selamlar. Teşekkür ederim. Müşerref Hanım'a saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Hanımefendiye bir soru soracağım eğer mümkünse. Buyurun Tayfun Bey, dinliyoruz. Benim yüz kıtımda güneşte kalmaktan dolayı cilt lekesi, tabir edilen lekeler oluştu. Normalde beyaz tenliyim. Ama bu artık kırmızılığı da geçti. Sanki biraz daha boyama aşamasına geldi. Bunun bir tedavisi var mıdır veya kozmetik bir ürünü kullanırsam geçer mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Mümkünse eğer. Geçmiş olsun. Buyurun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Tayfun Bey. Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Hani sizin aracılığınızla da bir mesaj vermek mümkündür. Çünkü tam yaz dönemine giriyoruz. En ciddi kanserojen güneş. O yüzden güneş etkilerinden korunmak amacıyla mutlaka 50 faktör ve üstü güneş koruyucularını tercih edelim diyorum. Tabii ki artık güneşten korunma, seyircimizin şikayeti güneşten korunma aşamasını geçmiş. Leke. Bu amaçla leke haline dönüşmüş. Bu amaçla kullandığımız pek çok tedavi var. Hem lokal leke açıcı ürünler, kremler kullanılabilir. Hem de yine bu güneşten oluşan lekeleri açan bazı lazer sistemleri var. Bunlar kullanılarak lekelerin giderilmesi sağlanabiliyor. Artık çok zor çözümsüz şeyler değiller bunlar. Değil. Ama evet, mesela hiç geçmeyen lekeler oluyor mu? Hormonal, evet. Özellikle hormonal kaynaklı lekeler hiç geçmeyen değil de geçip tekrar uyarıcı bir etken nedeniyle tekrar atak geçiren lekeler meydana gelebiliyor. Onlarla da her yıl belirli aralıklarla tercih ettiğiniz yönteme bağlı olarak mücadele etmek mümkün. Güneş koruyucular, artı leke açıcılar, çünkü artı lazer tedavileri. Kimi lekelerde sadece güneş zamanında ortaya çıkıyor. Evet. Kışın kayboluyor mesela. Evet. Hani onun içinde demek ki yüksek koruyucular mı kullanmak lazım? Yüksek koruyucular kullanmak lazım. Zaten şu an dermatologların da önerdiği, çocuk doktorlarının bile önerdiği günde 10-15 dakika sadece yüz bölgesinin ve kolların güneş alması bile yeterli. Daha fazla güneş almayın, güneşlenmeyin. Hele solaryum zinhar yasak yani. Zinhar. Gerçekten eskisi güzel bir şey değil. Evet. Evet, gerçekten değil. Telefonumuz var. Merhaba. Berna Müsellim. Merhaba Berna Hanım. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ben meme büyütmeyle ilgili bilgi alabilir miyim? Tabii. Neyi merak ediyorsunuz mesela? Ya bu dönem uygun mudur? Şu an yaptırabilir miyim? İyileşme süreci ne kadar? Tamam. Yani çünkü demin söylediğim, evet, gibi hani estetik ameliyatlarda şu dönem gibi dedim. Şimdi yaz aylarına yaklaşmaya başladığımız hani güneş, yüzme gibi, evet, şeyler. Yani iyileşme, evet, süresi ne kadardır diye herhalde en çok merak ediyorum. Evet. Yani bu tip ameliyatlarda en önemli şey tatili planladığınızdan bir ay ile iki ay önce bu ameliyatların, işlemlerin yapılmış olması. Göğüs büyütme ameliyatı için aynı şimdi bahsettiğimiz vücut şekillendirme ile beraber en çok tercih edilen dönemler bu dönemler. Mart ve Nisan aylarında bu ameliyatlar çok yoğunlukla, sıklıkla yapılıyorlar. Burada da yine kişiye uygun protez seçimi gibi sonuçlar önemlidir. Çünkü bunlar yapıldıktan bir iki yıl sonra güzel görünmesi değil, bir ömür
boyu iyi görünmesi ve bir ömür boyu kişinin sağlığıyla beraber takip edilmesi önemli. Hele ki bir kadının memesiyle ilgili yaptığınız bir ameliyat çok önemli. Çünkü devamlı takip edilmek zorunda. Meme kanseri 10'da 1 oranındayken şimdi 9'a 1 oranlarına kadar çıkmış durumda. Yapacağınız cerrahi ile birlikte bunun takibini de sağlamak lazım. İyileşme süreci denince ameliyattan sonraki iyileşme süreci bir günlük ya da 2 günlük bir istirahatten sonra günlük yaşamına dönebilir kişi. Ancak günlük yaşamı derken yani alışverişe gidip kocaman alışveriş torbalarını taşıyabilir. Ya da ağır sporlar. Değil, ağır sporlar değil ama hele ki sporlara 3-4 hafta sonra başlayabilmesi mümkündür. Yüzme gibi faaliyetlere de yine 3 ila 4 hafta sonra başlayabilmesi mümkündür dediğimiz takdirde böyle bir tatil planlamadan bir ay önce rahatlıkla yaptırabilecekleri. Yani en çok aslında şu ay ve Nisan ayına kadar kesinlikle. Hani daha güneşin etkilerinden olabilir. De uzak olur. Hem de yaz dönemini hani oturmuş, dilediği hadi. Vücutla oturmuş bir şekilde rahatlıkla geçirir. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizinle birlikte olduğunuz için kolay gelsin çalışmalarınızda. Şimdi efendim Taner'in bugünkü macerasında balıkçı varmış. Bakalım balıkçıya gitmiş neler yapmış. Gel vatandaş gel. Gel vatandaş.